Napolyon'un sözüyle hayatımızda yerini sağlamlaştıran, Lidyalıların bulduğu ve bugünün dünyasını şekillendiren en önemli araçlardan biri olan paradan söz edeceğiz. Gelin birlikte para hakkında bir yolculuğa çıkalım ve paranın dününü, bugününü ve geleceğini, yani kripto paraları inceleyelim. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basarak destek olmayı unutmayın. Paranın tarihini araştırmaya başladığınızda öncelikle darp kelimesiyle karşılaşacaksınız. Tarihteki ilk para darp yöntemiyle basıldı. Bu nedenle şu an var olan para basma yerlerine verilen isim de darphane olarak adlandırılmıştır. Peki darp yöntemi nedir? M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da bir uygarlık olan Lidyalılar, bir kalıp üstüne konan madeni pula hareketli bir üst kalıp yerleştirmişler. Bu kalıba da çekiç ile vurarak darp yöntemiyle tarihin ilk parasını basmışlar. Büyük darphaneye geçişte ise Osmanlı'nın payı var. Tarihin ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'da kuruldu. İlk paranın icadından sonra paranın zaferler için anı olarak basıldığı bir dönem başladı. Eski Yunan'da Perslere karşı kazanılan zaferin anısına M.Ö. 479 yılında ilk hatıra parası basıldı. İlk kağıt para aslında senet olarak ortaya çıktı. Sonrasında bu senetler kağıt paralara dönüştü. Kayıtlara göre milattan sonra 6. yüzyılda Çin'de ilk olarak basılan bu paralar 1279 yılına kadar geçerliliğini korudu. Avrupa kıtasında ise ilk olarak 1661 yılında İsveç'te basıldı. 1690 yılında Massachusetts hükümeti de kağıt para bastırarak Amerika kıtasında ilk banknotun çıkmasını sağlamıştır. Paranın gelişimiyle birlikte kredi kartı da ortaya çıktı. Hamilton Credit Corporation Başkanı Frank McNamara, dostlarıyla yemeğe çıktığında yanında para olmadığını fark ediyor ve mahcubiyet yaşıyor. Bu mahcubiyet sonrası ilk iş olarak para olmayan durumlarda da paranın yerini alabilecek olan kredi kartı ortaya çıkıyor. Kalın bir kartondan olan bu kredi kartının arkasında New York'ta bulunan 14 restoranın adı yazıyordu. Kredi kartının bir de yıllık 3 dolar ücreti vardı. Bankacılığın önemli ülkelerinden biri olan İngiltere ilk ATM'ye de ev sahipliği yaptı. İskoç mucit John Shepherd Barron, Barclays isimli banka için 1977'de Kuzey Londra'da dünyanın ilk gerçek ATM'sini inşa etti. Şu anda dünyada 70 bini Birleşik Krallık'ta olmak üzere 3 milyon adet ATM olduğu tahmin ediliyor. İlham alınan şey ise oldukça garip. İlk ATM çikolata otomatlarından ilham alınarak yapılmıştı. İlk ATM açıldığı zaman İngiliz vatandaşları tarafından uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Şimdi ise para tamamen evrimleşerek kriptografik şeklini almış ve bunun temel taşını Bitcoin oluşturmuştur. Bu kripto paranın ardından Ethereum, Litecoin ve Ripple gibi paralar oluşturuldu. CoinMarketCap verilerine göre şu anda yaklaşık 7487 adet farklı kripto para bulunmaktadır. Gelelim Bitcoin'e. Satoshi Nakamoto takma isimli geliştirici veya geliştiriciler tarafından oluşturulan ilk dağıtık yapıda merkezsizleştirilmiş dijital para birimidir. Nick Szabo'nun Bitgold ve Wei Dai'nin B-Money isimli Bitcoin'den önce var olan ve Bitcoin geliştirilirken geliştirici ya da geliştiricilerine ilham verdiği düşünülen dağıtık yapıda sınırlı arza sahip olan dijital kripto para projeleri bulunmaktadır. Halfinei tarafından geliştirilen ve daha gelişmiş bir versiyonu Bitcoin geliştirilirken kullanılan Proof of Work gibi çalışma prensipleri de Bitcoin'den önce geliştirilmiş ve Bitcoin teknolojisinde kullanılmıştır. Bu yönüyle Satoshi Nakamoto tarafından geliştirilen Bitcoin, farklı proje ve teknolojilerden ilham alınarak ve kullanılarak geliştirilmiş bir projedir. 2009 yılına gelindiğinde Bitcoin'in blockchain ağı kullanımı hazır hale gelmiş ve ilk açık kaynak kodlu Bitcoin cüzdan uygulaması yayımlanmıştır. Bitcoin ağında madencilik yani mining faaliyeti olarak adlandırılan ve bilgisayarların işletim sistemi ve işlemci gücü ile Bitcoin üretim faaliyeti ilk olarak Satoshi Nakamoto tarafından yapılmıştır. Bitcoin ağında oluşturulan ilk blokun ismi Genesis bloktur. 50 Bitcoin ödüllü Block 0 ve Block 1 olarak farklı şekillerde isimlendirilen ilk Bitcoin blokuna Satoshi Nakamoto bir mesaj kaydetmiştir. Mesaj, 3 Ocak 2009 tarihli The Times'ta yayınlanan Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks, yani Şansölye, bankalar için ikinci kurtarma planının eşiğinde isimli başlıktı.
Nakamoto'nun ilk blokun üretilme tarihini ispatlamak için böyle bir mesaj bıraktığı tahmin edilmektedir. Bitcoin'in blockchain ağı hayata geçirildikten sonra ilk Bitcoin işlemi Satoshi Nakamoto ile Hal Finney arasında 12 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşmiştir. Nakamoto, Finney'e 10 Bitcoin göndermiştir. Böylece Hal Finney, Bitcoin'in ilk alıcısı ve destekçisi olmuştur. 5 Ekim 2009 tarihinde New Liberty Standard isimli borsa tarafından ilk defa Bitcoin'e kur değeri verilmiştir. New Liberty Standard tarafından belirlenen kur değeri 1 Amerikan dolarına karşılık 1309.03 Bitcoin'dir. 22 Mayıs 2010 tarihine gelindiğinde Bitcoin ilk gerçek mal alışverişi yapılmıştır. Bitcoin top formu üzerinden Lazio Hanches isimli kullanıcı 10.000 Bitcoin karşılığında 2 adet pizza satın almıştır. Kayıtlara ilk çevrim içi Bitcoin alışverişi olarak geçmiştir. 11 Temmuz 2010 tarihinde Slashdot.org isimli haber sitesinde Bitcoin'den bahsedilmiştir ve Bitcoin'in kullanıcı sayısında hızlı bir artış meydana gelmiştir. 12 Temmuz 2010 tarihinde Bitcoin dolar kurunda 10 kat artış yaşanmış ve Bitcoin 0,008 dolardan 0,08 dolara yükselmiştir. 7 Temmuz 2010 tarihinde oldukça önemli bir gelişme olarak ilk Bitcoin borsası MTGOX hizmete başlamıştır. 1 Ekim 2010 tarihinde ilk madencilik girişimi OpenCL kurulmuştur. 9 Şubat 2011 tarihinde bir Bitcoin 1 Amerikan doları değerine ulaşmıştır. 10 Şubat 2011 tarihinde Slashdot ve HackerNews'te Bitcoin'den bahsedilmiş, Bitcoin.org sitesine çok sayıda kullanıcı tarafından erişim sağlanmıştır. 22 Mart 2011 tarihinde We Use Coins isimli bir girişim tarafından What is Bitcoin isimli bir video yayımlanmıştır. Video kısa sürede viral olmuş ve 8 milyon kişiye ulaşmıştır. Mart 2011 tarihinden itibaren Bitcoin borsa sayısı hızlı bir şekilde artmaya başlamış ve Bitcoin, Euro, Sterlin gibi para birimleriyle satılmaya başlanmıştır. 23 Nisan 2011 tarihine gelindiğinde Bitcoin 10 milyon Amerikan doları piyasa hacmine ulaşmıştır. 22 Haziran 2011 tarihinde iPad için geliştirilen ilk mobil uygulama Bitcoins Mobile geliştirilmiştir. 20 Ağustos 2011 tarihinde New York'ta World Expo sergisinde ilk Bitcoin konferansı düzenlenmiştir. Eylül 2011'de Vitalik Buterin tarafından Bitcoin Magazine isimli dergi yayın hayatına girmiştir. 27 Eylül 2012 tarihinde Bitcoin Foundation yani Bitcoin Vakfı kurulmuştur. Bitcoin Vakfı, Bitcoin'in geniş kitlelerce benimsenmesi, standardize edilmesi ve açık kaynak protokolünün desteklenmesi adına önemli girişimlerde bulunmuştur. 2012 yılından itibaren farklı kurlara endeksli çok sayıda Bitcoin ve kripto para borsası kurulmuştur. Bitcoin'in açık kaynak kodlu teknolojisini kullanarak ve geliştirerek yeni kripto paralar ortaya çıkmıştır. Bitcoin ile ilgili etkinliklerin sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir. 28 Mart 2013 tarihinde Bitcoin'in piyasa hacminin 1 milyar dolara ulaşması ile birlikte Bitcoin, kurumsal yatırımcıların ve devletlerin de dikkatini çekmeye başlamış ve devletler Bitcoin ile ilgili yasaklama ya da vergilendirme gibi yasal düzenlemeler yapmaya başlamıştır. 8 Ocak 2014 tarihinde Bitcoin Vakfı Başkan Vekili, kara para aklama suçundan yakalanmış ve Bitcoin'in fiyatında sert bir düşüş gerçekleşmiştir. Aralık 2014'te Microsoft, Xbox oyunları ve Windows yazılımının satışında Bitcoin'i kabul etmiştir. Şubat 2015'te Bitcoin'in değeri 262 Amerikan doları seviyesine ulaşmıştır. Mart 2016'da Japonya Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak kabul etmiştir. 2017 yılından itibaren düzenleyici finansal kuruluşlar ve hukukçular nezdinde Bitcoin'in yasal bir para birimi olarak benimsenmesi süreci hız kazanmış ve piyasa hacminde artışla birlikte Bitcoin'in değeri 20 bin dolara kadar yükselmiştir. 2017'nin sonu ve 2018'in ilk aylarında kullanıcıların yoğun Bitcoin satışları neticesinde Bitcoin 3000 Amerikan doları seviyesine kadar düşmüştür. Günümüzde ise 13.000 doların üzerinde işlem görmekte olan bu para birimi daha da yükselecek gibi duruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.